Motorcu muhabbetinden merhaba. Sonunda geri döndüm. Yurt dışındaydım. 3 haftalık küçük bir tatilim oldu. Hem iş hem tatil. Karışık bir şeylerdi yani. Ama döndüm. Motorumu çalıştırmak istiyorum. Ama kendisi çalışmakta. Çalışmamakta diretiyor. Gördüğünüz gibi. Cıv 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 gıv 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 gıv. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Aslında biraz motosiklet karşılaştırması. İkisi de Kawasaki. Bu 2000 model, bu 2014 model. Yani 14 sene aralarında fark var. Biri karbüratörlü, biri enjeksiyonlu. Karbüratörlüyü böyle 3 hafta sonra çalıştırmaya çalışınca böyle saçma sapan sesler çıkarıp çalışmıyor. Aküsü bitikti bunun, sıfırdı. Biraz hafiften şokladım. Ondan sonra bir gıv gıv yapmaya başladı. İkisini de hiç çalıştırmadım. Buna da marşına da basmadım, bunun da marşına basmadım. 3 haftadır ikisi de yatıyor. Bunun sesini duydunuz. Şimdi bir de enjeksiyonun sesini duyalım. Bakalım ne diyecek bize. Bu kadar. Enjeksiyonla karbüratörlünün ana farkı bu. Biri çalışıyor, biri çalışmıyor yattıktan sonra. Şimdi bunun aküsünün bitmesinin iki sebebi vardı. Sesten duyuyor musunuz acaba bilmiyorum ama. Şunu bir iki dakika kapatalım. Bunun aküsünün bitmesinin iki tane sebebi vardı. Bir tanesi akünün eski olması. Diğeri de bu takılı olan diğer parçalar. Alarm takılı, işte ledler var içinde, onların şeyi devresi takılı. Efendime söyleyeyim, öndeki angel eye'lar takılı. Bir sürü takılı şey var yani. Bir sürü aküyü yiyecek alet var. Bunları sökmeyi düşünüyorum. En kısa zamanda, ne zaman kısmet olur bilmiyorum ama. Kurtulmam lazım, sürekli akü problemi yaratıyor bana. Şimdi akü takviyesi yapacağım. Onun da videosunu çekmiş olurum. Kırmızıyı her zaman artı olarak kullanın. Kırmızı artının rengidir. Siyah da eksinin rengidir. Bütün kablolarda bu böyledir. Şimdi iki motorda çalışmazken denerseniz bunu akü takviyesi yapmayı, şöyle bir sorun ortaya çıkabilir. Eğer bu motor çalışmazsa bir süre içinde bunun aküsünü de bitiriyor. Çünkü ikisini böyle çalışmazken birbirine bağladığınızda dengeliyorlar. Mesela bunda %100 var, bunda %0 var. Ortak olduğu zaman %50'lik bir akü elde ediyorsunuz. O yüzden bu motor diğerini bitiriyor. Benim tercih ettiğimde bağladıktan sonra motoru çalıştırıyorum. Hatta bağlamadan önce çalıştırıyorum. Ondan sonra bağlıyorum. Bu motor çalışırken sürekli aküyü şarj ettiği için hem bunun aküsünü şarj ediyor hem de marş basmasına yardımcı oluyor. Şöyle bir şey de var, çok ilginçtir. Mesela bu motor çalışmadı ya gıv 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 edip. Aküyü taktığımda bir kere de çalışma şansı olabiliyor. Çünkü akü düşük voltajlarda olduğundan o starter motorunu, başlangıç motorunu yeterli hızda döndüremiyor. Ama bunu taktığınızda ilk denemede çalışma ihtimali bile oluyor. Şimdi hiçbir yere değdirmeden şey yapalım. Bu arada uyarmam gereken bir konu var. Siyah istediği her yere değebilir. Çünkü şasinin üzerinde topraklama vardır. Siyah yani eksi bütün şasinin üstünde dolaşır. Ama artı dolaşmaz. O yüzden artı ile herhangi bir şasinin bir yerine dokunduğunuzda kıvılcım çıkacaktır. Korkmayın. Şimdi bağlayalım bakalım. Bu siyah yani eksi kablo. Değmesi bir şey değiştirmiyor benim için. O yüzden kafama göre takabiliyorum. Güzelce oturtmam lazım tabii. Tamam. Şimdi artıyı değdirmemeye çalışıyorum hiçbir yere. İyi olur yani sağlık açısından. Kıvılcımlar mıvılcımlar istemiyoruz ortalıkta. Hava ifşekler. Evet. Yeter. Bunda da hafif enerji vardı çünkü. Burada değecek. Aslında tutayım ben bunu çünkü bu garanti değecek bir yere. Hiç hoş olmayacak ondan sonra. Tamam. Çalıştı. Bunu tutuyorum. Şimdi bunun marşına basalım. Bir daha. Biraz jikle gerekecek. Thank you.
Uyarmam gereken bir konu daha var. Motor uzun süre yattıktan sonra mümkün olduğunca ilk çalıştığınızda gaz vermeyin, çünkü bütün yağlar çekilmiş olacaktır ve motorunuz yağsız durumdadır. Parçaları mahvetmek istemezsiniz. Yani vadam niye çalıştırmayın? Gerisi kolay olur sizin için. Çalıştı. Bunu çekelim. Şuradan da artıyı kurtaralım. Eksileri de hallederiz. Tamamdır. Akü takviyesiyle motor çalıştırma böyle. Bundan sonra da videoya devam edeceğiz. Ama burada değil, başka bir yerde. Küçük bir soru cevap videosu yapacağım. Görüşürüz. Ve yine ben soru cevap videosuyla tekrar karşınızdayım. Bunun önüne büyük ihtimal akü videosunu koymuşumdur. Koymamışsam da kusura bakmayın ama büyük ihtimal koymuşumdur. Şimdi soru cevap videosunda ilk önce en fazla gelen sorudan başlamak istiyorum. Ve bu soru neydi? Ailemizi motosiklet alması konusunda nasıl ikna edebiliriz? Şimdi bu sorunun cevabı aslında çok kolay, edemeyiz. Şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü ailemizin asli görevi bizi korumak. Kimse oğlunu, kızını, herhangi bir akrabasını ölüme yollamak istemez. Bizim de bildiğimiz üzere motosiklet yürümekten, koşmaktan, bisiklete binmekten ve arabadan biraz daha riskli bir taşıt ve taşıma aracı. O yüzden de ailemizin motosikletten bizi bir şekilde uzak tutmaya çalışmasına saygı duymamız gerekiyor. Bu sevmedikleri için değil, tamamen bizi korumak istedikleri için. Ve ben bu kanalda söyleyeyim, hiçbir şekilde motorun ne kadar güvenli bir şey olduğunu size anlatmıyorum. Fark ettiyseniz motorun ne kadar riskli olduğunu ve bu risklerden nasıl korunabileceğimizden daha çok bahsediyorum. Bunu ilk önce kesinlikle anlamanız gerekiyor. Motor diğer taşıtlardan daha güvenli bir taşıt değil. Ancak bunu güvenli hale getirmek tamamen bize kalmış bir şey. O yüzden mümkün olduğunca bu işin farkında olalım. Şimdi ailemizi nasıl ikna edebiliriz? 2 gün önce güzel bir soru geldi bana. Abi dedi, tamam edemiyoruz da sen nasıl aldın motoru dedi. Çok güzel bir soru. Ben nasıl aldım motoru? Ben şöyle aldım motoru. Ailemi ikna ederken dedim ki bir motor var. Çok yavaş gidiyor. Görüntüde gariban. Alın bana bunu. Zaten koşu hızımda gidiyor. 80'i 90'ı geçmiyor. Ben bununla ulaşım işimi halledeyim. Her şeyden de ucuza geliyor. Otobüsten de ucuza geliyor, minibüsten de ucuza geliyor. Ben böyle girdim. Ve motorun resmini de gösterdim. O zaman okey'i verdiler. Yani günümüz gençleri daha çok böyle şekil gözüken motorlarla başlamak istedikleri için ailenin de gözünü biraz korkutuyorlar. Maalesef bu iş böyle. Hoyzun gösteriyorlar, CBR250R gösteriyorlar. Bir şekilde aileniz de bir yerde görmüştür bu motorların. İşte yarış motorlarına benzediğini fark edeceklerdir. CCC bu durumda önemli değil. Güzel gözüken motor hızlı gider çünkü ailenizin gözünde. O yüzden başlangıç olarak mümkün olduğunca yavaş bir motor seçmeye çalışın. Görüntüsü de gariban olsun derim. Ailenizi ikna etmek istiyorsanız. Bu sizin de işinize yarar, ailenizin de işine yarar. Küçük CC'den başladınız ve gariban bir motor aldığınız için hem motor kullanmayı daha kolay öğrenirsiniz hem de çalınma riskini azaltırsınız. Aileniz de çok fazla endişe etmez kullandığınız motor ve kullanış şeklinizle ilgili. Şimdi ikinci soru neydi? İkinci soru üstümdeki ceketle ilgili. Çok fazla soru geliyor. Kullandığım ceket Dainese'in Laguna Seca ceketi. Seca olup olmadığından emin değilim. Seca da olabilir. Ama C ile yazılıyor. O konuda eminim. Okunuşu konusunda size söz veremeyeceğim. O yüzden Laguna Seca diyorum şu anda. 199 Euro'ydu ben aldığımda. Sanırım hala 199 Euro. Sırtlık olarak Wave G diye bir sırtlığı var yine şeyin, Dainese'in. Ondan alabilirsiniz, buna uygun. Dainese'in zaten sırtlıkları Dainese'in ceketlerine uygun oluyor. Onun dışında ceketin değil de korumanın ölçüsünü alarak şey yapabilirsiniz. Başka bir koruma da alabilirsiniz tabii, ceketinizin içine tamamen size kalmış. Bu konu böyle. Ayrıyetten şunu da söylemem lazım. Yakın zamanda büyük ihtimal ekipmanla ilgili bir video çekeceğim. Üstüme giydiğim her şeyi tanıtmak babında ve bazında bir şeyler katabilirsem size.
ne mutlu bana. Yani merak ettiğiniz bir şeyler varsa yine bana yazabilirsiniz. Ancak bütün giydiğim ekipmanlarla ilgili kısa bir videoda geliyor en kısa zamanda. Şimdi geçersek 3. soruya. 3. soru neydi? Biraz düşüneyim, izin verin. Çünkü birkaç tane soru vardı. Öncelik vermek istedim bazılarını. Öncelik vereceklerime verdim. Diğerlerini unuttum. Ve unuttuğum soruları şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Evet, sorular şimdi aklıma geldi. Soruların kafası yeni geldi. İlk sorulan soru şuydu. Abi şey için ne kullanıyorsun? Montaj programı olarak ne kullanıyorsun diye soruyorlardı. Montaj programı olarak Lightworks kullanıyorum. Niye Lightworks kullanıyorum? Çünkü bedava program. Hiçbir şekilde işte serial'dır, crack'tir bilmem neyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. YouTube 720 için çıktı veriyor. 1080 istiyorsanız ancak sanırım bir para ödemeniz gerekiyor programa. Onun dışında gayet memnunum programdan. Biraz zor olduğunu söyleyebilirim ilk başladığınızda. Çünkü diğer programlara benzemiyor. Farklı bir arayüzü var. Kendisine göre bir şey yapmışlar. Ama alıştıktan sonra gerçekten çok kolay. Yani After Effects'in o şeyi yok. Karışıklığı, bir sürü sayılar, girenler, çıkanlar ve yavaş rendering süresi bu programda yok. O yüzden tavsiye ederim. Biraz uğraşmanız gerekir ama alıştıktan sonra yürürsünüz, gidersiniz. Başka sorulan bir soru şuydu. Motorun üstündeki stickerları nereden aldığımı soruyorlardı. Bir sürü Monster stickeri var, işte Batman var, karbon kaplamalar falan var. Bunları ben kendim yapıyorum. Evde maket bıçağıyla girişiyorum ne varsa ne yoksa. Aklıma gelen şeyleri hemen folyoya dökebiliyorum. Folyoyu ben Kadıköy'den almıştım, yeşili. Karbonu sanırım hepsi buradan getirttim. Yeşilin metresine 9,5 lira verdim. Şeyin metresine de 13 lira falan herhalde, karbonun metresine. Alıp kendiniz evde yapabilirsiniz. Çok daha ucuza geldiğinin garantisini verebilirim size. Yani bu yandaki Monster sticker'ının tanesini 5 liraya sattıklarını biliyorum ben. Bana büyük ihtimal 5 kuruşa falan gelmiştir. O yüzden her zaman kendin pişir kendin ye, ev yapın şeyler daha mantıklıdır. Elinizde gelir. Ondan sonra sorulan başka bir soru da şuydu. Intercom'la ilgiliydi. Kafamda bulunan Intercom'un aynı anda kaç kişiyle konuştuğunu veyahut da konferans yapılabilen en ucuz Intercom'u sormuştu arkadaşlardan birkaçı. Şimdi kafamda benim kullandığım Intercom normalde 3 kişilik. Ama 3 kişi aynı anda konuşamıyor. Yani konferans özelliği yok. Ne şekilde? 3 kişiyi tanıtıyorsunuz. Yani toplam 3 kişi oluyorsunuz. Siz kendi kullandığınız artı 2 kişi daha tanıtıyorsunuz şeye, Intercom'a. Intercom bu 2 kişi arasında tek tuşla geçiş yapabiliyor. A ve B tuşları var. A'ya bastığınızda bir kişiyle, B'ye bastığınızda diğer kişiyle irtibata geçiyorsunuz eğer menziliniz içindeyse. Ancak konferans yapmak istiyorsanız alabileceğiniz en ucuz ve kaliteli Intercom Sena SMH10, yani SMH10, SMH10 diye bir intercom var. Fiyatı uygun diğer intercomlara göre ve konferans özelliği var. Onun linkini de koyacağım aşağı. Kullandığım montaj programının da linkini koyacağım aşağı. Folyonun linkini maalesef koyamayacağım aşağı çünkü hatırlamıyorum nereden aldığımı. Dükkanı hatırlıyorum ama dükkanın ismini hatırlamıyorum. O yüzden onun için Kadıköy'de biraz dolaşmanız gerekecek. Ancak nerede olduğunu söyleyebilirim. Bu minibüslerin Kadıköy'e girdikten sonra girdiği bir ara sokak var. Yukarıdan dolaşıp şeye iniyorlar. Sahile iniyorlar. O sokağın başında mekan. Her renk folyosu var. Fiyatları da uygun. Eğer ihtiyacınız varsa oradan alabilirsiniz. Evet. Videoyu mümkün olduğunca uzatmaya çalıştım. Özledim sizi. Siz de beni özlemişsinizdir. Aldığım mesajlardan bunu görebiliyorum. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bu arada 1. sezonu resmi olarak